Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber basınçla ilgili soru çözümü yapacağız. Peki neler yapacağız ve neler öğreneceğiz? Mini bir konu tekrar yapacağız. Daha sonrasında ise harika sorular çözeceğiz. Hemen başlayalım. Müzik <laughs> Öncelikli olarak ufak bir konu tekrarımızı yapalım. Basınç, biz basıncı 3'e ayırıyoruz. Katılarda basınç, sıvılarda basınç ve gazlarda basınç olmak üzere 3'e ayırıyoruz. Basıncın birimi Pascal'dır. Peki katılarda basınca baktığımız zaman bağlı olduğu etmenler nelerdir? Ağırlık ve yüzey alanıdır. Hemen yazalım. Ağırlık ve yüzey alanı. Sıvılarda ise basınç derinliğe bağlıdır, yoğunluğa bağlıdır ve bir de yer çekimi ivmesine bağlıdır. Yer çekimi ivmesine bağlıdır. Evet, ufak bir konu tekrarı yaptıktan sonra sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz Filiz sıvı basıncının bağlı olduğu faktörleri araştırmak için aşağıdaki düzeneyi kuruyor. Filiz, düzenekte bir huninin geniş ucuna esnek zar, diğer ucuna da lastik hortuma bağlı balon geçiriyor. Daha sonra huniye içinde su bulunan kaba daldırılıyor. Huni'nin su içindeki derinliğini değiştirdiğinde balonun hacminin de değiştiğini fark ediyor. Hmm. Peki bu düzenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Benim bildiğim bir şey var. Sıvı basıncında derinlik arttıkça sıvının basıncı artar. Aslında burada onu gözlemliyor değil mi? A seçeneğine baktığımız zaman bu düzenekle sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olduğunu gözlemleyebilir. Hayır sıvının cinsi sudur. İkinci durumda da sudur. Üçüncü durumda da yani her zaman sudur. Burada sıvının cinsi değişmemiştir. Bu olamaz. B seçeneğine bakalım. Huninin su içerisinde aşağı doğru itilmesi sonucu balonun hacmi azalır değil, balonun hacmi artar aslında. Bu yüzden bu da yanlıştır. C seçeneğine bakalım. Sıvı basıncının sıvının derinliğine bağlı olduğunu gözlemlenir. Evet doğru. Sıvının derinliği arttıkça Buradan uygulanan ne yapacaktır? Balonun da hacmi artacaktır. Bu doğru bir ifade ama D seçeneğine de bakalım. Sıvı basıncının sıvının miktarına bağlı olduğunu gözlemleyebilir diyor. Hayır burada sıvı miktarında herhangi bir değişiklik meydana gelmiş, gelmemiştir. O yüzden bunu alamam. Cevabım... Böylelikle C seçeneği olacaktır. Evet, hemen ikinci sorumuzla devam edelim. Şimdi bu bir katı basıncı sorusu. Özdeş küpler kullanılarak katı basıncı ile ilgili aşağıdaki etkinlik yapılacaktır. Bunun için masanın üzerine bir adet küp konularak etkinliğe başlanacak ve her bir hamle için verilen talimatlar yerine getirilecektir. Buna göre yapılan hamlelerden hangileri talimata uygun yapılmıştır diyor. Talimatlara baktığımız zaman birinci hamlede diyor ki bağımsız değişken zemine uygulanan kuvvet olsun. Tamam. İkinci hamlede ise zemine uygulanan kuvvet artarken basın sabit kalsın. Şimdi burada baktığımız zaman basıncını hesaplayacak olursak basıncımız burada. Baktığımız zaman 2G bölü S yani basıncıma ben 2P dersem diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Burada ne oluyor ikinci hamlede? 4G 4G bölü 2S yere değen yüzeylerine bakıyorum. Burada yine basıncım ne oldu? 2P oldu. Zemine uygulanan kuvvet artarken evet arttı. Basın sabit kaldı. Doğru. Bir ve ikinci hamlemiz burada doğru oldu. Üçüncü hamlemize bakalım hemen. Zemine uygulanan basınç bir öncekine göre 4 katına çıksın diyor. Bakalım kaç tane küpümüz var burada? 2, 4, 6, 8. 8G her birine G dersem değil mi? 2 tanesi yere temas etmiş. 2S desem SS'den 2S buradan ne oldu? Basıncım 4P oldu. Peki 4 katına çıktı mı? Hayır. İki katına çıktı. Benim burada üçüncü hamlem hatalı oldu. Peki dördüncü hamleme bakıyorum. Zemine uygulanan ağırlık ve basınç bir öncekine göre yarıya düşsün diyor. Bir öncekimiz neydi? 4P'ydi. Bakalım 1, 2, 3, 4, 4G bölü S değil mi? E baktım basıncım sabit kaldı. 4P bu da 4P. Yarıya düşmedi. Üçüncü ve dördüncü hamlem böylelikle hatalı oldu. Uymadı. Peki bize ne diyor? Hangileri talimata uygun yapılmıştır? A seçeneği birinci ve ikinci hamlem talimata uygun yapılmıştır. A seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla hemen devam edelim. Atmosferde bulunan gazların ağırlığından dolayı yeryüzünde oluşturdukları basınca açık hava basıncı adı verilir. Açık hava basıncı barometre ile ölçülür ve birimi santimetre civadır. Tamam buna göre K, L ve M noktalarında barometrelerin gösterdiği değerler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Benim bildiğim bir şey var açık hava basıncı yukarılara doğru gidirdikçe azalır açık hava basıncı. Hemen yazalım bunu not olarak. Yukarı doğru çıkıldıkça azalır. Şimdi bu dursun burada. Baktığımız zaman bize ortalama bir değer vermemizi istiyor. K, L ve M. K'den sonra M gelmiş aslında baktığımız zaman yukarı olarak çıktığında. Sonra ise en üstte L. Peki L ne olacaktır? En az açık havaya sahip olması gerekiyor. Baktığım zaman seçenekle de en fazla K sonra M sonra ise L olacaktır. C seçeneğinde K 74 cm civa burada ise L 72 cm civa. M ise 73 cm ile istediğimiz şeye uyuyor. Yani cevabım C seçeneği olacaktır. Evet bir başka sorumuzla devam edelim. X ve Y kaplarında haş yüksekliğinde sular bulunmaktadır. Tamam. Buna göre kapların tabanlarında oluşan sıvı basınçları eşittir diyor. Bakalım hemen. Şimdi benim sıvı basıncım neye bağlıydı? Derinliğe bağlıydı, yoğunluğa bağlıydı ve yer çekimi inmesine bağlıydı. Peki derinlik aynı mı? Haş haş aynı. Yoğunluk aynı mı? Evet aynı. E yer çekimi aynı mı? Aynı. O zaman kapların tabanlarında oluşan sıvı basınçları do eşittir ifadesi doğrudur. O yüzden birinci öncülüme doğru diyorum. Peki geldim ikinci öncülüme. X kabının tabanında oluşan sıvı basıncı Y kabına göre daha fazladır diyor. Hayır eşittir aslında. Değil mi? Bunu bir öncekiyle çelişiyor. Üçüncü öncüle baktığım zaman kaplar ters çevrildiğinde X kabındaki sıvı basıncı azalırken Y kabındaki sıvı basıncı artar diyor. Kapları ters çevirdiğimiz zaman ne olacaktır? Bunun h yüksekliği azalacaktır. Bununki ise artacaktır. O zaman buna baktığımız zaman X'e ben basıncı azalır ters çevrildiğinde. Buna ise artar derim. Bize ne diyor peki? Sıvı basıncı azalır. Y kabındaki sıvı basıncı artar. Doğru bir ifadedir. Cevabım 1 ve 3, C seçeneği olacaktır. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Öğrenciler ağırlıkları ve taban alanları yukarıdaki cisimleri aşağıdaki gibi iki farklı şekilde diziyor. Buna göre hangi öğrencinin kurduğu düzenekte 1 ve ikinci durumda yere etki eden basınçlar eşittir diyor. Hemen bakalım burada bize ağırlıklarını vermiş, kuvvetlerini vermiş ve yüzey alanlarını vermiş değil mi? Basıncım neydi benim? Katı basıncım ağırlık bölü yüzey alanı diyebilirim ya da kuvvet bölü yüzey alanı diyebilirim. İki şekliyle de gösterebilirim. Ferit'e baktığım zaman Ferit ne yapmış? Bunu almış 20 Newton. Bunu almış 10 Newton değil mi? Toplam 30 Newton'lık bir ağırlık oldu mu? oldu. Yüzey alanı kaç? 3. 30 bölü 3'ten bunun basıncı 10P olur mu? Olur. Peki ikinci durumuna bakalım hemen. Burada 10 Newton. buna ekledi. 20 Newton değil mi? 30 bölü 2'den 15 Newton. Yani 15P diyebilirim. Nalan'a bakalım. Nalan'da ise 10 Newton, 20 Newton toplam ne olacaktır? Burada 30 Newton olacaktır. 30 bölü 2 S'den buradan 15 P. Nalan'ın ikinci durumuna baktığımız zaman şöyle söyleyebiliriz. Burada 20 Newton var. Üzerine 10 Newton'lık bir üçgen gelmiş. Toplam 30 Newton. Yere değen yüzeyine baktığımız zaman ise 3 S'den toplam basıncını bulduğumuz zaman 10 P olacaktır. Hala baktığımızda basınçlar eşit olan çıktı mı çıkmadı. A da değil B de değil geldik C seçeneğine. Ekrem'de ise 20 Newton artı 10 Newton 30 bölü 2 S'den burada 15 P olacaktır. Buna baktığımız zaman 20 Newton var bir de 10 Newton var. Toplam 30 Newton bölü 2 S'den 15 P olacaktır. Cevabımızı bulduk. İkisi de eşit oldu. D seçeneğine de bakalım. Burada ise 10 Newton ve 10 Newton 20 Newton bölü 2 S'den ne olacaktır? 10 P. Buraya bakalım. 20 Newton ve 20 Newton 40 bölü 3S'den basıncım ortalama 13,3 olacaktır. Bakalım hemen 13,3P dersem yine bir eşitlik var mı? Hayır yok. Cevabım C seçeneği olacaktır. Hemen devam edelim. Deniz seviyesindeyken içinde H yüksekliğinde civa bulunan bir barometre şekilde gösterilmiştir. Buna göre düzenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım A seçeneği ortamdaki gaz basıncı H yüksekliğindeki civa basıncından fazladır. Ortamda gaz moleküllerim var benim değil mi? Civa basıncından fazladır diyor haş yüksekliğindeki civa basıncından. Hayır eşit olacaktır. B seçeneğine baktığımız zaman düzenek deniz seviyesinden daha yüksek bir yere çıkarılırsa H civa yüksekliği azalır. Evet çünkü açık hava basıncı azalacaktır. Bu seçeneğim doğru ama C ve D'ye de bakalım. Kaba taşmayacak şekilde bir miktar daha civa ilave edilirse H yüksekliği artar. Hayır değişmez olacaktır. D seçeneğine baktığımız zaman H civa yüksekliği açık hava basıncına bağlı değildir. Tabii ki böyle bir şey söz konusu değildir. Cevabım B seçeneği olacak. Hemen devam ediyoruz. Günlük hayatta kullandığımız bazı araçların sahip olduğu özellikler işlerimizi kolaylaştırır. Bu araçları görseldeki gibi bıçak ve çivili kar ayakkabısı örnek verilebilir diyor. Hemen baktığımız zaman burada buna göre aşağıdaki araçlardan hangisini kullanım amacı yönüyle sahip olduğu özellik bıçak ve kar ayakkabısı ile benzerlik göstermez diyor. Burada aslında nedir? Yüzey alanları küçük, basınçları fazladır, değil mi? A seçeneğine baktığımız zaman duvara asmak için kullanılan çivi, çivimizin böyledir, değil mi? Yüzey alanı küçüktür, basıncı fazladır. Bunu benzerlik olarak gösterir diyorum. B seçeneğine bakalım. Futbolcuların çim sahada rahat koşmasını sağlayan krampon tabanları yine yüzey alanını küçük basıncı fazladır değil mi? Yere tutuşunu daha da arttıracaktır. Bu yüzden bu da benzerlik gösterir. C seçeneği karlı havalarda arabaların tekerleklerini takılan zincirlerde daha kolay hareket etmelerini sağlayacaktır. Ve basınçlarını arttırmak için bir yapılan eylemdir. O yüzden bunu da Doğru kabul ediyorum. Benzerlik gösterdiğini söyleyebilirim. D seçeneğine baktığım zaman iş makinelerinin tekerlek yerine paletli üretilmesi. Şimdi burada paletler nedir? Yüzey alanını artırır. Ne yapar? Basıncı azaltır basınç ile yüzey alanı ters orantılıydı değil mi? Paletle üretilmesi yüzey alanını artırıp basıncı azaltacaktır. Ama burada bana bununla benzerlik istiyor. Hayır böyle bir benzerlik yoktur. O yüzden cevabım D seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza bakalım hemen. Bu sorumuzda Yukarıda verilen olaylar sıvı basıncı veya gaz basıncı ile ilgili olmasına göre gruplandırılacaktır diyor. Buna göre doğru gruplandırma aşağıdakilerin hangisindeki gibidir diyor. Baktığımız zaman sprey deodorantların doldurulması gaz basıncı ile alakalıdır. Tulumbadan su çekilmesi sıvı basıncının etkisiyle olur. Elektrik süpürgesinin tozları çekmesi gaz basıncı ile alakalıdır. Hidrolik sistemle yüklerin kaldırılması yine sıvıların basıncı iletme prensibinden kaynaklanır. O zaman baktığım zaman 1 ve 3 gaz basıncı olacaktır. 2 ve 4 sıvı basıncı olacaktır. Seçenekleri incelediğimde C seçeneği buna uyuyor. Hemen işaretleyelim. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet böylelikle mini bir konu tekrarı yapmış olduk. Bol bol basınçla ilgili sorular çözdük. Hemen sizleri ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.